Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere order block kavramını anlatmaya çalışacağım. Video başlığından da gördüğünüz gibi video başlığını institutional whisper yani kurumsal fısıltı koymak istedim. Çünkü aslında order block noktalarını belirlediğimizde smart money kavramında derinliklerine iniyoruz ve kurumsal yapının yani market maker, yatırım bankaları, borsalar, balinalar gibi yapıların ayak izini sürmeye çalışıyoruz. Peki bu order block yapısının daha ince detayları nelerdir? Arkadaşlar, market maker'lar fiyat atıyorum şöyle bir iriş bir market structure yapısı var. Market maker'lar yatırım bankalarından örnek vereyim atıyorum JP Morgan. JP Morgan yatırım bankası arkadaşlar. JP Morgan Ethereum paritesindeyiz. Ethereum'da şuradan 200 milyon dolarlık bir alım yapmak istiyor. Ama burada 50 milyon dolarlık bir satış likiditesi bulunuyor. Şimdi JP Morgan'ın buraya fiyat geldiği zaman burada 200 milyon dolarlık emri olursa burada 50 milyon dolarlık emri dolduktan sonra satış likiditesiyle geri kalan 150 milyon dolar doldurmak için fiyat yukarı doğru çıkacak. Ve bu da JP Morgan'ın aslında fiyat ortalaması yani entry ortalamasını yükselterek JP Morgan'ı istemediği bir pozisyonda olmasını sağlayacak. Yatırım bankaları bunu istemez arkadaşlar. Kurumsal yapılar bunu istemez. Peki burada ne kullanırlar? Order block yapılarını kullanır arkadaşlar ve pozisyonlarını yönetebilecekleri derecede daha küçük ölçeklerle bu yapının içine dağıtarak likiditeyi dağıtarak istedikleri likiditeyi sağlandıktan sonra fiyatın devam etmesini sağlarlar. Peki bunu nasıl yaparlar? Buraya fiyat geldikten sonra bu bölgeye buraya ilk gelişinde atıyorum 100 milyon dolarlık alırlar. Fiyatı fazla yukarı atmaz. Tekrar gelişinde 50 milyon dolarlık alırlar. Tekrar gelişinde 50 milyon dolarlık alırlar. İstedikleri likiditeyi elde ettikten sonra fiyatı fazla yukarı göndermedikten sonra burada oynattıktan sonra istedikleri hareketin başlamasını sağlarlar. Peki biz order block yapılarını nasıl fark edeceğiz? Buna gelelim. Bunun için arkadaşlar örnekler de vereceğim size. Öncelikle burada birkaç çizim hazırladım sizin için. Market structure yapılarının kırılımlarını takip etmemiz gerekiyor. Dilim sürçtü baya. Neyse. Market structure yapılarının kırılımlarını takip etmemiz gerekiyor. Bullish veya bearish fark etmeksizin iki yapıda da çalışır order block yapıları. Yani iki market yönünde de çalışır. Ve entry noktaları, stop noktaları belirlidir arkadaşlar. Yani bir price action trader'ın order block yapısı dikkatini çektikten sonra gireceği entry noktası da stop noktası da belirli olduğu için aslında price action trader'lar order block noktalarını sever. Tabii ki orada farklı işte entry giriş şekilleri de vardır. Quasimodo var, farklı şeyler var. Fakat dediğim gibi order block'ta biz daha çok wick yakalamaya çalışırız arkadaşlar. Ve genelde hani wick yakalamaya çalışırız derken hani fiyatın son noktasından girmek isteriz. Burada takip edeceğimiz yapı şudur. İlk olarak market structure yapıları arkadaşlar. Market structure yapısı şu şekilde atıyorum bullish bir yani bir işi de var. Bullish market structure yapısıyla fiyat ilerlerken belirli bir bölgede market structure'ın son swing low'unu gördüğünüz gibi kırıyor. Burada market structure yapısını da iyi öğrenmeniz gerekiyor. Market structure kavramını onu da anlatacağım. Farklı konular var onları da anlatacağım. İlerleyen dakikalarda imbalance mevzusu var, momentum mevzusu var. Onları da farklı mevzularda daha derin şekilde size açıklayacağım. Market structure yapısı böyle ilerlerken son swing low'un altında fiyat kırıp geçtiği zaman market structure break deriz biz buna. Kırdığı zaman dilim fazla sürçüyor çünkü biraz önce 21 dakika video çektim ama görüntüyü yanlış aldığım için şu an tekrar çekiyorum. Ve çenem aşırı derecede yorulmuş durumda. O yüzden bayağı kelimeleri yanlış telaffuz ediyorum. Çenem ağrıyor çünkü. Neyse devam edeyim. Burada market structure kırıldıktan sonra bizim price action trader'lar olarak üstte order block yapısı bizim dikkatimizi çekiyor. Burada farklı konfirme yapılar da var. Bunlara da geleceğim ama işin aşağısı yukarısı budur. Bu market structure yapısının ardından burayı kırdıktan sonra bu dürtüsel hareketten önceki son farklı renk mum. Bunu size nasıl gösterebilirim? Buradaki örneklerden gösterebilirim size. Atıyorum. Şundan göstereyim size. Evet. Arkadaşlar bakın burada yukarı doğru net bir market structure yapısı var.
Peki burada biz bu yapıları nasıl tespit edeceğiz derseniz veya hangi structure yapılarına gireceğiz derseniz burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Arkadaşlar gözünüze hitap etmesi gerekiyor. Şimdi bazen time frame seçemiyorsunuz. İşte 15 dakikalık time frame'de mi gireyim? İşte 5 dakikalık time frame'de mi gireyim? 1 saatlik mi? 4 saatlik mi? Tabii ki bu yapı her time frame'de çalışır arkadaşlar. Ben genelde scalp işlem yaptığım için örneklerim de 1, 5, 15 dakikalıkta falan olacak. 30 dakikalıkta olacak. Ama sizin illaki bu time frame'lerde çalışmanız gerekmiyor. Ben ki bu time frame'lerde bu yapıları tespit edip daha fazla işlem win rate oranınızı artırmak için de hani baya bir backtest yapmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden böyle benim gösterdiğim örneklerden görüp de tutup bu kadar minimum time frame'lerde backtestsiz direkt setup'la ağırlığınızı riske etmeyin arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru inin time frame olarak. Şimdi burada yukarı doğru bir market structure yapımız var. Net gözüme de hitap ediyor. Ardından ben burada bir swing low, son swing low bölgesini belirliyorum. Ve fiyat bu belirlediğim swing low bölgesinde gördüğünüz gibi aşağı doğru kırıyor. Ve benim dikkatim buradaki order block yapısı çekiyor. Ama ben burada sadece body'yi almışım. Bunun sadece body'sini almışım. Wick'lerini almamışım. Bu işin anlatılan tekniğinde yüksek time frame'lerde sadece body ama daha düşük time frame'lerde wick'lerle beraber almanız söylenir. Ben de öyle yapıyorum genelde. Ama şöyle söyleyeyim. Bazen wick'leri alıyorum. Bazen dahil etmiyorum. Bazen çok uzun wick'ler oluyor. Onları ben sweep olup olmadığını yani bir orada bir süpürme, bir retail trader'ları dışarı atma olup olmadığını da fark edip ona göre işlem alıyorum. Ama sizin bunu fark edebilmeniz için bol bol backtest yapmanız lazım. Yani illaki her seferinde siz wick'leri dahil etmeye çalışın yani. Ben bazen etmeme sebebim tamamen backtestlerle kaynaklı. Wick'leri dahil ederseniz bir şey kaybetmezsiniz. Benim etmeme sebebim daha fazla ar kazanmak. Bunu yapmanıza gerek yok yani. Benim örneklerimden o şekilde beni örnek almayın en başta. Burada market structure yapısını kırıyor. Ardından buradaki order block yapısını price action trader olarak benim dikkatimi çekiyor. Ve buraya entry noktamı atıyorum. TP noktamı burası olarak belirliyorum. Size ilerleyen bölümde en iyi TP noktası nasıl belirlenir onu da göstereceğim arkadaşlar. Orada da benim özel bir yöntemim var. Buraya TP noktamı atıyorum. Fiyat wick ile benim entry'mi alıyor. Tam TP noktamdan dönüyor. Ben bu TP noktasını nasıl belirlediğimi de size göstereceğim. Ardından yine net bir, bu biraz daha az net diyeyim size. Yine net bir bullish market structure uyguluyor. Ardından ben tekrar bir market structure break noktası belirliyorum. Bir swing low belirliyorum şurada. Ardından geliyor benim o swing low'umu kırıyor. Market yapısı bozuluyor. Bu hareketi başlatan son farklı renk mumu order block bölgesi olarak alıp entry noktamı atıp TP noktamı belirliyorum ve işlemime devam ediyorum. Arkadaşlar tabii ki size kurumsal yapıların, brokerların bu kadar minimum time frame'lerde işlem yaptığını söylemiyorum ama yazılımlar var artık. Yani yeni dünyada yazılımlar olduğu için bu kadar düşük time frame'lerde de çalışıyor bu yapılar arkadaşlar. Peki size market structure'la order bloğu tanımladıktan sonra buna nasıl konfirme edebilirsiniz? Nasıl order block yapısına daha fazla güvenebilirsiniz? İşte gireceğiniz zaman onu nasıl çok daha iyi tanıyabilir ve kendinizi güvende hissedebilirsiniz gibi farklı konfirmasyon yöntemleri göstereceğim size. Bunun için SR Flip dediğimiz şey support ve resistance yani destek ve direnç flip veya supply demand bölgesi hiç fark etmez. Order block yapınızın etrafında bir yakınında bir supply varsa veya demand varsa işlem alacağınız yöne göre değişir tabi. Order block yapısına daha fazla güvenmelisiniz arkadaşlar. O sizin için ekstra bir konfirmasyon yapısıdır. O sizin order block yapınıza güveninizi artırabilir. Bakın burada bir SR flip bölgesi var. SR flip dediğimiz şey daha önce destek sonra direnç veya daha önce direnç sonra destek bu fark etmeksizin veya bir order block yapınıza yakın destek veya direnç ile SR flip olması gerekmeyen şekilde. Böyle bir yapı varsa eğer bu sizin order block yapınıza daha fazla güvenmenizi sağlar. Bakın burada bir iş bir market structure yapısı var. Bir swing high noktası var. Fiyat geliyor. Bu noktadan swing high'ı kırıyor. Bu noktayı başlatan buradaki mumu ben order block bölgesi olarak kabul ediyorum. Fiyat aşağı doğru inip beni işleme alıp yukarı doğru devam ediyor.
Bunun için de bir örneğim vardı. Şuradan gösterebilirim size. Evet bakın. Burada daha önce fiyatın destek ardından direnç olarak çalıştığı bir bölgesi var arkadaşlar. Buraya SR flip bölgesi diyorum ben. Bu sadece supply veya demand de olabilir. Bakın güncel supply yazmışım. Sadece supply da olabilir. En son videonun sonunda canlı bir örnek göstereceğim. Canlı direkt kendim çizerek. Onda da direkt supply olarak çalışmış o bölge. Zaten ben bu örneklerin hepsini Twitter hesabından paylaşıyorum devamlı. Siz de baya güzel back testler yapıyorsunuz, paylaşıyorsunuz benimle. Hepinizi fark ediyorum. Bakın burada net bir bullish market structure yapısı var. Gördüğünüz gibi. Burada son swing olarak bu bölgeyi belirliyorum. Fiyat tekrar yukarı çıkıyor. Ardından benim swing low'umu kırıyor. Bu hareketi başlatan, bu dürtüsel hareketi başlatan mu ben order block bölgesi olarak kabul ediyorum. Entry noktamı alıyorum. Fiyat geliyor. Bakın şu hareketi impuls hareketi deriz biz. Impuls hareketinde yani tepki hareketinin ardından bakın burada da minik imbalansımları bırakarak. Tabii ki bu kadar low time frame'lerde imbalans falan yani bunlara pek şey yapmayın da ilerleyen bölümde onun da örneğini göstereceğim size. Burada kırıyor bu noktayı ardından wick ile beni işlemi alıp TP noktama gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada beni konfirme eden yapılardan biri SR Flip bölgesi. Buradaki çıkış impuls hareketi bunu bir sonraki konfirmasyon yönteminde anlatacağım size. Ve beni işleme alarak stop noktamla beraber güzelce bir R veriyor bana. Win rate de yüksek bir yapıdır. Peki arkadaşlar bunu da geçtikten sonra diğer bir konfirmasyon yapımız şudur arkadaşlar. Order block yapısını oluşturduktan sonra order block yapısından çıkarken yani şu impuls hareketinde yani şu market structure'ı kırdığı harekette imbalance move'larıyla çıkması. Imbalance move'ları dediğim şey arkadaşlar konunun içine girersek aşırı derecede yoğun bu konu. Bunu başka bir videoda anlatmaya çalışırım size. Piyasada alım satım işlemi esnasında yeterlilik de yoksa fiyatın sert ve dolgun mumlarla bir boşluk yaratması olarak görebilirsiniz siz imbalance mumlarını. Yani sert ve dolgun mumlarla oradan çıkacak. Bu impuls hareketi size bu order bloğun daha sağlam olduğu konusunda tekrar bir konfirmasyon sağlayacaklar arkadaşlar. Bunu da dikkate almalısınız. Bunun da örneğini şurada size göstereceğim. Burada benim aynen şurada. Bakın. Burada şuradaki sadece imbalance hareketine şey yapın. Buradaki structure yapısına değil. Şurada bullish bir structure olduğunu kabul edin. Tabii ki şöyle düz bir yapıyı ben işleme girmem de örnek olarak gösteriyorum size. Şuradaki yapıyı kabul edin. Burada imbalance bunlarını fark ediyorsunuz. Bakın impuls hareketinin ardından swing low kıran hareketin ardından yani market structure'ı kıran hareketin ardından imbalance bunlarını görüyorsanız bu size ekstra bir konfirmasyon sağlar. Arkadaşlar bunlar her seferinde olması da gerekmiyor tabii ki bu arada. Bunlar sadece konfirmasyon araçları bizim için. Yani bize o pozisyona girerken ekstra olarak güven verir. Bunun için peki TP noktası nasıl belirlenir? Bunun için de şurada örneklerim vardı benim. Bakalım. Bir saniye. Evet, TP noktasını da burada göstereceğim size. Ardından farklı örneklerle göstereceğim. Ardından canlı bir örnek yapıp bırakırız. Burada bullish bir market structure yapısı var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu yapının ardından bakın burada bir supply bölgesi var. Şuradan ileri doğru da giden supply bölgem var. Benim için bir konfirmasyon. Burada bullish bir market structure yapım var. Son swing low olarak burayı belirlemişim. Ardından fiyat tekrar yukarı çıkıyor. Fakat geri dönüp benim swing low'umu kırıyor. Bu hareketi başlatan son farklı renk mumu ben order block bölgesi olarak kabul ediyorum. Entry'mi altına atıyorum. Bazen ortasından girerim. Bazen üstünden üstünden girmiyorum da bazen ortasından bazen sonundan girerim arkadaşlar. Bunun sebebi işte order block bölgesi fazla geniş geliyorsa bana emri ortasına atıp wick yakalamaya çalışabilirim. Veya order block bölgesini şu şekilde bir kezlik test alınmışsa ve tekrar geldiği zaman ben tekrar girebileceğimi düşünüyorsam o bölgeye güveniyorsam genelde bir kez girerim ama yani bu bazen ikinciye çıkabiliyorum.
Bu sefer ortasına atıp Viking'i yakalamaya, yani o order blok bölgesinin içine atacağı Viking'i yakalamaya çalışırım arkadaşlar. Bu sayede bunlar tamamen tabii ki o bazen order blok bölgesini belirlerken Viking'i almamam, işte bazen ortasına emir atmam falan, bunlar tamamen benim işlemdeki kazanacağım arı artırma çabam arkadaşlar. Bunları yapmanız gerekmiyor. En başta siz tamamen default düzeyde başlangıç temel tekniğiyle işleme girin. Bol bol backtest'te siz bunları fark edebilmeye başladığınız zaman zaten sizin hem win rate'iniz aşırı derecede artacak, hem de bu tarz kazandığınız arlar aşırı derecede artacak arkadaşlar. Çenem ağrıyor hala. Her neyse. TP noktası belirlerken arkadaşlar şu son market structure yapısını kırılacağını kabul ettiğimiz Swing Low bölgesini TP noktası olarak TP1 olarak belirleyebilirsiniz. Ben bunu pek kullanmıyorum. Fakat orada bir TP alabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir. İkincisi, bölgeye yakın, hedefinizin olduğu yerlere yakın aşağı bölgelerde fiyatın bu likiditeyi topladıktan sonra gidebileceğini düşündüğünüz yerde bir TP alabilirsiniz. Bu iki, benim en çok kullandığım şey soldaki hareketin eğer bullish ise swing low, bir ise swing high. İkinci swing low ve ikinci swing high'ı TP noktası olarak kullanıyorum ve genelde ben fiyatın oradan bir dönüş sergilediğini fark ettim arkadaşlar. Orayı bir dimen veya supply olarak kullandığını fark ettim. Bunlardan ve benim win rate'imi de aşırı derecede artırdı. Yani genelde bakın bu hareket, bu pozu hatırlıyorum, ben Twitter'da da paylaşmıştım. Wick'ten girip bakın şuradaki tam Wick'ten beni işlemden çıkarıp şuradan yukarı doğru gitmişti. Ne olmuştu? Ben tamamen Wick'ten girip Wick'ten çıkmıştım burada TP noktamla beraber. Bu örneği de anlattıktan sonra TP noktası ve stop kavramını da belirledik zaten. En başta da dediğim gibi arkadaşlar, price action traderlar order block kavramını çok sever. Çünkü entry noktan belli, stop noktan belli. Genelde hani konfirme yapılarda gördükten sonra pek düşünmen gereken bir şey kalmıyor. Geriye kalan gerçekten önemli ve güzel bir konfirmasyon yapımız var. Tabii ki bunların tamamını sadece konfirme olarak kullanın arkadaşlar. Biri yok, ikisi yok falan diye kafanızı takıp o bölgenin çalışmayacağı anlamına gelmez. Bu da momentum arkadaşlar. Şimdi size momentum'u göstereceğim. Şekilde. Momentum kavramı arkadaşlar, fiyatın belirli nok hareketleri ne kadar hızlı gerçekleştirdiği ile alakalı. Bu yapı size fiyatın ne kadar hızlı hacimli hareket ettiğini gösterir. Bu sayede planımızın aslında işleyip işlemeyeceğini bize hissettirir diyeyim, bize fikir verir. Momentum yapısında sadece konfirmasyon olarak kullanıyoruz arkadaşlar. İşte olup olmaması pek önemli değil. Olup olmaması alakasız. En sonunda zaten bilgi vereceğim. Örneğin bakın burada bir iş bir market structure yapımız var. Biz bunu fark ediyoruz. Ardından fiyat tepki alarak market structure yapımız belirlediğimiz swing high'ı kırıyor. Burada market structure break hareketi yapıyor. Ardından bir price action trader olarak bizim dikkatimizi aşağıdaki order block bölgesi çekiyor. Ardından fiyat bu hareketi impuls hareketi derdik. Bu hareketi de sell veya işte yukarı doğrusu buying hareketi veya selling hareketi. Buradaki selling hareketi. Arkadaşlar impuls hareketi selling hareketinden daha hızlı gerçekleşmişse, bakın imbalance numarıyla gerçekleşirse tabii ki daha hızlı gerçekleşir. Yani şuradan şu gittiği tepe noktasından bizim order bloğumuza geri gelene kadarki hareketi, şu yükseliş hareketi daha hızlıysa ve aşağı iniş hareketi daha yavaşsa veya tam tersinde işte impuls hareketi daha hızlı, yukarı çıkış hareketi daha yavaşsa, bu bizim için momentum kavramında, momentum kavramı tabii ki çok daha derin bir mevzu. Ben bunu sadece bu yönünü anlatıyorum size. Momentum kavramında videolarla daha derine ineceğim burada. Böyle bir hareket varsa bunu Trading gibi de kullanabilirsiniz tekrardan. Bu bizim için gerçekten güzel bir konfirme yapısı oluyor. Yani ne olur arkadaşlar? Buna dikkat edersiniz. Peki şöyle bir şey de olabilir. Şunu kapatayım. Bakın bizim burada bir order block yapımız var, değil mi? İşte fiyat geldi 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 kırdı ya. Bakın. Şu yükseliş hareketi, yani şu kırdığı hareket, şu market structure yapısını kırdığı hareket daha hızlı. Aşağı geldi hareket daha uzun sürüyorsa bu bizim için ekstra bir konfirmasyon arkadaşlar.
Abi, oldu da bunu yapmadı. Ne oldu? Bu bizim için bu bizim için sadece bir konfirmasyon yapısıydı arkadaşlar. Ne olur? Bu order block yapısının çalışmayacağı anlamına gelir. Bu bize sadece güven verecekti. İşte aynı seviyede gelir veya belki daha hızlı gelir. Ne olur bu sefer? Atıyorum tam buradan çıkacaksa bazen genelde buradan çıkar, buradan çıkar falan. Yani tek etkilediği nokta bu oluyor. Zaten win rate'iniz hiçbir price action kavramında olduğu gibi %100 olmayacak. Tabii ki siz hata yapmasanız da çok iyi konfirmasyon yapılarınız olsa da stop olacaksınız. Bu önemli değil. Ama dediğim gibi böyle şeyler olabilir. Bunlarca ekstra bir olay yoktur bunun. Çalışıp çalışmayacağı konusunda fikir vermez. Bize sadece güven konusunda fikir verir arkadaşlar. Onlarca size şuradan Twitter hesabından paylaştığım şeylerden göstereyim yine. Bakın şu örneği göstereyim size. Bakın. Burada şuradaki yapı değil. Benim beklediğim yapı şu hareketin ardından. Şurayı düz çizgi olarak kabul ediyorum. Burada yeni bir swing low bekliyorum ben. Şurada ekstra bir buluşma hareket structure vardı. Devam eden. Burası 1 dakikalık da muhtemelen. Bakın burada gelirken ben burayı swing low olarak belirliyorum. Yani burada fiyat aşağı inerse ben burada market structure yapısının bozulacağını düşünüyorum. Ve fiyat beklediğim gibi buradan aşağı inerek bu swing low altına sarkarak market structure yapısını bozuyor. Burada ne oluyor arkadaşlar? Ben bunun ardından buradaki bu hareketi başlatan son farklı renk mumu order block bölgesi olarak belirliyorum. Ardından buraya enter'ımı atıyorum. Stop'umu order block bölgesinin biraz üstüne atıyorum. Belki burada sweep oluyor arkadaşlar. Uzun bir wick oluyor. Bazen onu alıyorum, bazen dahil etmiyorum. Onun örneğini gösteririm size. O da tamamen siz dahil edin. Backtestlerle ardından o göz aşinalığınız arttıktan sonra dahil etmeyebilirsiniz. Onu ayırt edebilmeye başladığınız zaman ama en başta onu dahil etmeye devam edin siz. Burada stop'umla beraber wick'ten beni işleme alıp hedeflediğim beni noktaya kadar götürüyor arkadaşlar. Fark ettiğiniz gibi. Bunun haricinde size order block kavramının momentumla beraber en iyi anlatan görsel budur. Bunu da Twitter hesabından paylaştım. Bu işlemi de paylaşmıştım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir market structure yapımız var burada. High, low, high, low, high diye. Ardından şuraya fiyat iniyor. Burada arkadaşlar bu benim belirlediğim swing high noktası. Bunun üstüne atarsa bu düşüş market structure yapısının kırılacağını ve yükseliş evresine geçeceğini düşünüyorum ben. En azından ben o yönde işlem alacağım. Burada bu noktayı kırıyor arkadaşlar. Bakın. Impulse hareketinin içinde imbalance mumu var. Tamam mı? Burada biz demand bölgem vardı benim. Twitter'da paylaştığım chartta var o. Demand bölgem vardı benim. Birinci konfirmasyon var. İkinci konfirmasyon. Tabii ki bu konfirmasyonlar her zaman olmak zorunda değil. Yani olmasa bile ben yine de güvenebilirdim. Ama bana aşırı derecede güven verdi ve tamamen iyi çalıştı. Yani her konfirmasyon olduğu bir yapı bu. Şurada bir demand bölgem vardı. Burada geldi. Yapıyı kırdı. Imbalance mı var? Demand'im var altında. Momentum'a uyuyor. Impulse hareketi aşağı indi hareketten kısa. Ben buradan işleme giriyorum. Stop'umu buraya atıyorum. TP'mi alıyorum. Bakın burada geldi. Bak şimdi burada JP Morgan atıyorum geldi. Burada bir likidite sağladı, aldı biraz. Burada tüm likiditesini kullansa fiyat çok yukarı gidecek. Alım ortalaması yükseli yükseli gidecek. Bunu istemiyor. Bakın burada gerekli likiditeyi alıp yukarı götürecek fiyatı. Burada aldı bir, götürdü. Geldiğine bakın order block yapısından aldı. Belki burada 50 milyon dolarlık satış likiditesi var. 200 milyon dolarlık almak istiyor. Geldi burada 50'sini aldı. Geldi burada 100'ünü aldı. Getirdi bir de aynı order block bölgesine 50'sini aldı. Bakın ne demiştik? Gerekli likiditeyi aldıktan sonra fiyatı götürüyor. Tabii ki biz burada bunu işleme girmek için kullanıyoruz. Bunu da gösterdim size arkadaşlar. Bunun harici burada mesela bakın. Altta benim belirlediğim bir demand bölgesi vardı burada. Tamam mı? Bu da güzel bir örnek. Bakın ne oluyor burada fiyat? Bu daha küçük bir impuls hareketi. Yani burada daha şey bir yapı var. Bakın burada bir iş bir market structure yapımız var. Bu demand bölgesi tabii ki daha yüksek time frame'de olan bir demand bölgesi. Bakın 5 dakikalık bir işlem yapıyorum. Buraya fiyat geliyor. Bu düşüş market structure yapısında. Buradaki swing high noktasını kırıyor fiyat. Ardından buraya geliyor. Gerekli likiditeyi topluyor. Ben burada işleme giriyorum. İleri. Bu da böyle bir örnekte.
Bunun haricinde bakalım şuna. Burada fake structure olabilir ama. Bakın arkadaşlar. Fake structure'ı da örnek verelim size. Ama burada 5 dakikalık da 3 dakikalık da girmişim. O yüzden chart önümde açık bir fotoğraf olduğu için yani SS olduğu için bunu size anlatamam gibi geliyor bana. Bunu da anlatmıştık. Evet, son olarak o zaman örneklerimiz verdik. Konfirmasyonlarımıza baktık. En son olarak da chart'ta güncel bir tane çizeyim size arkadaşlar. En başından bir bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle bir yükselen market yapımız var. Görüyor musunuz şurayı bak. Low, high, low, high gibi gidiyor böyle. Güzel bir market yükselen bir yapımız var. Arkadaşlar bakın burada şurayı bakın şöyle fiyat iniyor buradan. Burası ben son swing low olarak kabul ediyorum. Low bölgesi şurası. Ne demiştik? Ben nereden tipi alırdım? Genelde aşağıda bir dümet bölgesi belirlediğim yoksa atıyorum. İkinci swing low'dan. Tabii ki tamamını da orada kapatmamız gerekmiyor. Bakın. Şöyle şöyle. Şöyle. Bak şurada daha low time frame'de 5 dakikalıkta bir sarfı bir şey bölgesi var bakın. Likidite bölgesi var. Burada TP almamız gerekiyor bu işlemde değil mi? Geliyor bakın. Swing low geçti kırdı. Kırdığı zaman bizim dikkatimizi bu hareketi başlatan son farklı renk mom şu dikkatimizi çekiyor. Ne yapıyoruz? Atıyoruz şunu şöyle. Bakın. Hisseci değil bu farklı bir şey anlatmıştım. Orada kalmış. Evet bakın fiyat ardından geliyor şu şekilde. Kırıyor. Geliyor bakın bizi burada işlem alıyor. Entry noktamız. Stopumuzu şuranın üstüne bırakabilirdik. Daha safe olmasını isterseniz bakın burada traderların bakın burada bir sweep noktası var. Örnek olarak güzel olur burada. Bakın bir sweep noktası var. Burada retail traderlar süpürülmüş. Yani dışarı itilmiş gibi düşünebilirsiniz. Safe olmasını isterseniz stopunuzu buranın üstüne bırakabilirdiniz. Bakın stopunuzu buranın üstüne bırakırsanız bu sizi stop etmezdi. Ne olurdu? Stopunuzu buranın üstüne bırakırdınız. Fiyat gelirdi. Bakın ya şu hareketi su buraya bırakıp şuradan TP alırdınız. Daha safe olmayan bir işleme girip daha riskli bir işlemde daha erken TP alırdınız. Veya stopu buraya atardınız arkadaşlar. Bakın burada bir gelir alır. Bir gelir alır. Bakın yapıyı bozup daha da aşağılara doğru gider. Peki arkadaşlar bakın burada daha safe stopla çalışmamız gerekiyor. Ayrıca burada bir supply bölgemiz de var. Diğer bir konfirmasyon olarak. Onu da nasıl belirliyoruz? Bakın burada bir K level var. Pazartesi gününün en yüksek seviyesi burası. Ve low time frame'de. Bu genelde bir supply olarak çalışmasını beklediğimiz bölge olur burası. K level'ları da size anlatacağım videolarla. Supply olarak çalışmasını beklediğiniz bölgede şurası bir supply bizim için arkadaşlar. Şu bölge zaten. Tamam mı? Supply bölgesine yakın bir order bloğumuz var. Stopumuzu safe olması için buraya atabiliriz. Daha büyük bir hareketi yakalayabiliriz. Veya daha agresif çalışırız. Buraya atarız. Daha erken tip alırız. Hiç fark etmeden. Burada iki yönde de güzel bir işlem yakalamış oluruz arkadaşlar. Bunun haricinde order block kavramıyla alakalı size anlatacaklarım bu kadardı. Bayağı bir dil sürçmesi yaşadım çünkü dediğim gibi biraz önce video çekmiştim ama tweetini de attım zaten görüntüyü alamamışım. O yüzden çenem aşırı yorgun. Size her şeyi tekrardan en baştan anlattım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni veya bunları boş verin. Markete likitte olmayın yeter. Markete ve kurumsallara likitte olmamanız için, onların hareketlerini daha iyi izleyebilmeniz için sizlere bu tarz yapıları, engulfları, farklı şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın. Kartel'e hoş geldiniz.